Altaş TV ana haberden iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa, dünyada orayı ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Ama öncesinde vaka tablosuna bakacağız. Vaka sayılarımızı, vefat sayılarımızı hatırlayacağız. Daha sonra ise gündeme geçeceğiz. Dün rekor bir vaka sayısıyla karşı karşıya geldik. 430.253 test yapılmıştı dün. Vaka sayımız ise 74.266 olarak kayıtlara geçti. Tabloda bizi teselli eden tek durum şu, vefat sayımız vakada olduğu gibi 2, 3 hatta 4 kat artmadı. 100-150 bandında gidip geliyor ve dün 137 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. 39.226 kişi de koronavirüse yakalanıp dün itibariyle testlere negatif çıkan ve hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı. Tablo bu şekilde. Ve devam ediyoruz. Dün akşama gideceğiz yine. Dün akşam AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Altaş TV ekranlarında orduyu yönetenlere konuk oldu. Kendisine AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu tarafından il sağlık yönetimiyle ilgili atılan tweetler soruldu. İşte Başkan Tomakin'in yanıtları. Başkan Tomakin gündemi Altaş TV'de değerlendirdi. AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu'yu Yönetenler programına konuk oldu. Programda gündeme dair Fundal Taşşimşit'in sorularını yanıtlayan Başkan Tomakin, Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ile ilgili attığı tweetlerle ilgili konuştu. Aslında bu sorunun muhatabı Sayın Vekilimiz de. Ben vekilimi de iyi tanırım. Biraz sesli düşünür. Sonuçta millet adına seçilmişlerdir. Üzerlerinde birer aynı zamanda vebal vardır. Bu vebalin gereğini de yapmak durumundalar. Başkan Tomakin tweetlerle ilgili olarak bürokratın eksikliği varsa bu iktidara yazar. Sandıkta hesap verecek olan siyasi iktidardır. Milletvekilimiz de böyle bir eksiklik görmüşse bunu bildirmek istemiştir ifadelerini kullandı. Bürokratın başarısı ve başarısızlığının faturasını siyasal iktidar öder. Sayın vekilimiz de siyasal iktidarın milletvekilidir. Bu noktada bir eksik görmüş olmalı ki bu şekilde dile getirmiştir. Bu şekilde feryadını milletiyle paylaşmıştır. Millet adına söylemiştir. Muhataplarını uyarma yöntemidir diye düşünüyorum. Tomakin, muhataplarının bu paylaşımları dikkate alacağını düşündüğünü de kaydetti. Sayın Vekilimiz zaman zaman böyle tweet atarak Sayın Bakanımız başta olmak üzere, Sağlık Bakanımız başta olmak üzere dikkatlerin orduya çevrilmesini sağlamaya çalışıyordur diye düşünüyorum. Çünkü attığı tweetler özellikle sağlıkta yapılan çalışmalarla alakalı, dikkate alınmasıyla alakalı, sağlıkta bulunan bürokratların başarılı veya başarısızlığıyla alakalıdır. Onun için kamuoyunun bu noktada dikkatini çekmek üzere yaptığı bir çalışmadır diye düşünüyorum Sayın Vekilimizin paylaşımlarının. İnanıyorum ki muhataplar da onu dikkate alacaktır diye düşünüyorum. AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu yaptığı paylaşımlarla ordunun sağlığının Samsun'dan yönetildiğini ifade etmişti. Efendim Cani Erkek terörüne, eski Koca dehşetlerine bir yenisi daha eklendi. Üstelik Fas'ta ilçesinde. Fas'ta ilçesinde bir kadın boşandığı eşi tarafından yine şiddet gördü. İlk önce tartıştı. Kadının kaldığı eve geldi cani adam. Önce tartıştı. Ardından ise yüzüne yanıcı madde attı. Şanssız kadın yüzünden ve vücudunun birçok noktasından yaralandı. Cani eski koca ise olay yerinden kaçtı. Emniyet ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Eski koca dehşetinin adresi bu kez Fatsa ilçesi oldu. Dolunay mahallesinde yaşayan Elvan S. evine gelen eski kocası Erkan E. ile tartışmaya başladı. Daha sonra cani adam eski eşinin yüzüne yanıcı madde attı. Yüzü ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan kadın komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi. Cani adam kaçarken emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Perşembe ilçesinde dün gece saatlerinde orman yangını meydana geldi. Kırlı Mahallesi'nde 4 dönümlük alanda yangın etkili oldu. Perşembe'de geceyi ormanlık alanda yükselen alevler aydınlattı.
Ulubey ve Yoros kent ormanının ardından bir yangın haberi de Perşembe'nin Kırlı mahallesinden geldi. Perşembe ilçesine bağlı Kırlı mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Orman bölgesinde çıkan yangın için mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından olay mahalline itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Ekipler olay yerine gelene kadar mahalle sakinleri de yangını söndürebilmek için yoğun çaba sarf etti. Alevleri gören herkes yangın bölgesine koştu. Ekipler canla başla çalışarak yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangının ardından itfaiye ekipleri yanan bölgede soğutma çalışması yaptı. Kırlı mahallesini ayağa kaldıran yangında yaklaşık 4 dönümlük arazi kül oldu. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kur korumalı mevduat hesabından geçişi açıklamıştı ve doların ateşi bir anda inmişti. Peki orduda bu hesaplara ilgi gösterildi mi? İzliyoruz. Türkiye bir süre önce yeni ekonomi modeline geçmişti. Döviz kurundaki aşırı dalgalanmalar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ve önlem paketlerinin ardından rahatlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından ekonomide yeni modele geçilmiş ve kur korumalı mevduat hesabı sistemi hayata girmişti. Bu sistemle birlikte mevduatların dövizde değil, Türk lirasında değerlendirilmesinin önü açılmıştı. Sistemle birlikte Türk lirasının vadeye konulduğu tarihteki kur baz alınarak vade sonunda kurda bir artış olması halinde bunun hazine tarafından ödeneceği belirtilmişti. Sistemin hayata geçmesiyle birlikte birçok kişi mevduatını kur korumalı Türk lirası mevduat hesabına geçirmişti. Bilindiği gibi kişi başına düşen mevduat hesabı en yüksek olan şehirler arasında Ordu'da yer alıyor. Bu kapsamda Ordu'da bu hesaplara yatırılan miktar belli oldu. Ordu'daki bankalarda toplam 500 milyon lira kur korumalı mevduat hesaplarına yatırıldı. Evet, rakam 500 milyon Türk lirası Ordu'da. Şimdi bu akşam için bir uyarı var. AFAD tarafından gerçekleştirildi bu uyarı ve akşam saatlerine, yani şu saatlerden itibaren sahil kesiminde karla karışık yağmur, İç kesimlerde ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor Ordu'da ve iç kesimlerde kar kalınlığının yer yer 20 santime kadar ulaşması bekleniyor. Vatandaşlarımızın olası olumsuz durumlara karşı da tedbirli olmaları isteniyor. Tekrarlayalım, bu akşam saatlerinden itibaren Ordu'da sahil kesimlerinde karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kuvvetli kar yağışı etkili olacak, kar kalınlığı 20 santime kadar ulaşabilecek, vatandaşlarımızın tedbirli olması gerekiyor. Uyarının ardından Büyükşehir Belediyesi'nin kar hazırlıklarıyla devam ediyoruz. Malum hem daha önce meteoroloji, bugün itibariyle de AFAD uyarı yaptı. Büyükşehir Belediyesi de karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısının ardından yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için kar küreme ve tuzlama yapacak ekipleri teyakkuz konumuna getirdi. 19 ilçede farklı ana artere konuşlandırılarak 24 saat hizmet verecek olan karla mücadele ekipleri kentin tüm noktalarına kısa sürede ulaşabilmesi için 423 iş makinesi ve 491 personelle 7/24 görev başında. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, beklenen kar yağışı öncesi Kabadüz ilçesi Yokuştepe mahallesine bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ek yerleşkesini ziyaret etti. Önümüzdeki hafta sonu itibariyle bir kar yağışı bekliyoruz. Bu kar yağışına hazırlıklı olma adına burada toplandık, makinalarımızı konuşlandırdık. 13 tane makineyle birlikte kim nerede çalışacak, hangi operatör hangi yola bakacak, toplam 340 kilometrelik bir yol ağı var burada. Karla mücadelede nasıl bir yol izlenecek? Bunun bir nevi futbolcuların sahaya çıkmadan önce antrenmanı gibi düşünürsek bir kar antrenmanı şeklinde değerlendirilebilir.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz dedi. Kar artık bir bereket, bereketimiz için de karın çok olması gerekiyor. Biz de ne şartlar olursa olsun hemşehrilerimizin mağdur olmaması adına Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri konuşlandı. Gayet güzel bir ekip. İlçemizdeki yapılan kar mücadelesinde çok üstün başarıyla devam ediyorlar. Ben hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyorum. Efendim, Ordu Valiliği'nde bugün il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Şehrimizle alakalı önemli çalışmalar bu toplantıda konuşuldu. Sektörel gelişmelerle yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik konferans salonunda gerçekleşen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Vali Sonel'in yanı sıra Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kurumların bölge ve il müdürleri katıldı. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan ilçe belediye başkanlarına seslendi. Meslek yüksekokulları ve yurdu yapın açmak bizden dedi. Okulu yapın. Yakın yerler için yurt o kadar şey değil. Çünkü şehre geliş gidiş yaparlar. Okulu yapın. Uzak yerler için kız yurdunu, erkek yurdunu hadi bir şekilde bulurlar. Kız yurdunu da yanına yapın. Okulu açmak da bizden. Belediyeler için söylüyorum. Belediyenin büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmadan siz bana okulu, bahçesini ve kız yurdunu yapın, okulaşmak boynumuzun borcu olsun diyorum. Gerçekleştirilen il koordinasyon toplantısında söz alan OSKİ Genel Müdürü Murat Uz, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kurumumuz kapsamında 30 tane işimiz vardı. Bunun 8 tanesini tamamladık, 22 tanesi devam ediyor. Bunların toplam proje tutarı yaklaşık 110 milyon TL'ydi. Karayolları Bölge Müdürü Rifat Silov, öncelikle Mesudiye yolunun ihaleye çıkarılması noktasında yardımlarından dolayı Sonel'e teşekkür etti ve çalışmalara değindi. Sayın Valime ben burada teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu özellikle Mesudiye yolunun ihaleye çıkarılması konusunda bize çok katkıları ve destekleri oldu. Çok sağ olsunlar efendim. Ordu ilinde bölge müdürlüğümüzün toplam 992 kilometre yol ağı bulunmakta. Bunun 279 kilometresi devlet yolu, 713 kilometresi de il yolu. Vali Sonel, şehir hastanesi yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. DSİ bölge müdürümüze ve bölge müdürümüzdeki tüm arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle şehir hastanesi yapım sürecindeki katkılarından dolayı. Yine Altınordu 2. OSV ve Ünye OSV'deki o yarım kalan dede ıslahları ile yaptıkları işlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Devlet Su İşleri, İller Bankası, Tapu ve Kadastro Orman Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama, TEDAŞ Bölge Müdürleri yapılan çalışmalar hakkında sunumlar eşliğinde bilgiler verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, il genelindeki konaklama sorununa dikkat çekti. Sıkıntılarımız şu Sayın Valim, ilimizde yeterince konaklama tesisi olmadığı için büyük sorunlar yaşıyoruz. Özellikle uluslararası maçlar almak istiyoruz ilimize. Yine takım sporlarında basketbol, voleybol grupları almak istiyoruz. Fakat otel kapasiteleri yetersiz olduğu için bunları gerçekleştiremiyoruz. Özellikle ilimize yatak kapasitesi büyük. 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otellerin yapılması ya da önünün açılması hususunda destek bekliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, depreme karşı okul binalarının güçlendirme çalışmalarına değindi. Sayın Ali, deprem güçlendirme kapsamında Şahat Okulu'nun yıkım kararı vardı. Yıkıldı bitti. Belli değerli deprem bölgesinde olan Aybastı, Akkuş, Mesuliye, Gölköy, Kaybaşı, İkince, Kabataş hakkında olan bölgeler yıkımları gerçekleştirildi. Bu süreçte ise yine 46 okulda güçlendirmesi vardı. İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasaboğlu, omikron varyantına dikkat çekerek tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi. Bulaştırıcılık çok daha Delta'ya, Beta'ya ve Alfa'ya göre daha hızlı olan bir varyant. Bunu da önemli, bizim özellikle tüm ordunun yapması gereken bireysel tedbirlerini tekrar gözden geçirmeleri, maskeyi mutlaka kullanmaları, mesafeye dikkat etmeleri, özellikle kapalı ortamlarda çok fazla kalmamaları.
Toplantıda ilçe belediye başkanları, ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkında bölge müdürlerinden detaylı bilgiler alarak taleplerini de ilettiler. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarıyla devam ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu ilçesinde konut ve nüfus yoğunluğunun arttığı bölgelerde altyapıyı sil baştan yenileyerek sıcak asfalta kavuşturuyor. Karşıyaka Mahallesi'nde Şehit Birol Yıldırım Bulvarı ile Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı'nı birbirine bağlayan sokağı yeni bir güzergaha kavuşturan Büyükşehir Belediyesi yol üzerinde sıcak asfalt çalışması başlattı. Mahalle ve grup yollarının yanı sıra ilçe merkezleri de sıcak asfalt konforuyla buluşuyor. Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde devam eden altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, belirlenen plan ve program dahilinde il genelindeki birçok sorunu çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Şu anda bu kenti buradaki sitelere bağlayan yol güzergahının asfaltlama çalışmaları yapılmaktadır. Biz burada geldiğimizde, işe başladığımızda bu kente bağlantı yoktu dereden. Şu anda bu çalışma tamamlandı ve altyapı gerçekleştirildikten sonra altyapı çalışmaları asfalt dökümüne başlandı. Yine kış şartlarına rağmen fırsat buldukça, havalar iyi olduğu sürece gerek Fatsa ilçesinde, gerek Ünye ilçesinde ve gerekse Altınordu'da çalışmalarımız devam ediyor. İlçe merkezlerindeki sorunların çözümü için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Alp, çalışmalarımız artarak devam edecek dedi. Fırsat buldukça hava şartları el verdiği oranda asfaltlama çalışmalarımızı ara vermeden devam ediyoruz. İlimizde konforunu, şehrin konforunu sağlayıcı çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz. Karşıyaka Mahalle Muhtarı Nuri Aşçı ise yol çalışmaları dolayısıyla Başkan Doktor Mehmet İlmi Güler'e teşekkür etti. 1032 sokağımızın sıcak asfaltı başlamıştır. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bakanımız İlmi Güler'e ve ekibine çok teşekkür ederim. Altınordu Belediyesi şehri ordunun il oluşunun 100. yıl münasebetiyle ilçe genelinde 100 bin fidanı toprakla buluşturuyor. Bu kapsamda bugün Kumbaşı Mahallesi'nde de program düzenlendi. Fidanlar toprakla buluşturuldu. İlimizin 100. kuruluş yıl dönümüne özel 100 bin fidan projesinin ikinci etabı için Altınordu Belediyesi tarafından start verildi. Başkan Aşkın Tören'in kalkınırken korunan şehir mottosuyla ortaya koyduğu çevreci, üretimi teşvik edici ve ürün çeşitliliğini artıran çevre ve üretici dostu uygulamalar vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Altınordu Belediyesi'nin Başkan Aşkın Tören öncülüğünde başlattığı ekolojiyi ekonomiyle buluşturan Eşit Kalkınma Seferberliği'nin ikinci etabında şehir merkezinde 20 bin narenciye fidanı toprakla buluşacak. 70 kırsal mahallede toprakla buluşturulan 80 bin ceviz fidanından sonra şehir merkezinde yerini alacak 20 bin narenciye fidanı için dikim etkinliği düzenlendi. Bu tür dikimlerde gerçekten Sayın Başkanımızın çok özveri çalışması ve projeleri var. Teşekkür ediyoruz. Altınordu Belediye'mizin yapmış olduğu hizmetlerin bir tanesi de işte budur. Yarın bunlar hep büyüdüğü zaman buradan bu mahalleli İşte meyvesini de toplayacak. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir oluşum. Çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine, şahsım, mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kumbaşı Mahallesi Şehit Üsteğmen Okan Melikoğlu Caddesi'nde bulunan Çocuk Parkı'nı çevreleyen arazide gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğiyle ilk narenciyeler toprakla buluştu. Etkinliğe Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Aktoğan, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akyurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Naci Şanlıtürk, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ve diğer protokol üyeleriyle vatandaşlar katıldı. Bir farkındalık oluşturmak adına bugün burada özellikle meyve fidanlarının dikimi noktasında Altınordu Belediye'mizin bir ceviz fidanı dikim kampanyası vardı. Yine çok ciddi manada vatandaşa da fidan dağıttılar.
Bugün burada özellikle bu Narenciye Bahçesi'nin oluşturulmasında emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Bir ordulu olarak, üniversitenin başında biri olarak burada Altın Ordumuzun bu etkinliğine katılmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tekrar Altın Ordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Son derece güzel bir etkinlik. Ben organizasyondan dolayı başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu konuda Altın Ordu Belediye Başkanlığımızın çalışmalarını takdirle izliyoruz. Çok güzel çalışmalar var. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da biz Altın Ordu Belediyesi ile çok yakın işbirliği içerisinde çalışmaktayız. Alkışlıyoruz, teşekkür ediyoruz. Öteden beri yapmaya gayret ettiğimiz şey kalkınırken korunan şehir ilkesiyle, çevreyle uyumlu bir metotla şehrimizi bir üretim üstüne çevirmek diyen Başkan Tören ise ekolojiyle ekonomiyi buluşturan, çevreyi koruyan, aynı zamanda üretimi artıran uygulamalarımız devam edecek dedi. Gölköy ilçesinde projeler hız kesmiyor. İlçeye yapılan Gökgöl Millet Bahçesi projesinde de çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Eylül ayı itibariyle ilçenin millet bahçesine kavuşacağını ifade etti. Gölköy Millet Bahçesi için gün sayıyor. İlçeye millet bahçesi kazandırmak için bir süre önce çalışmalara başlayan Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, projenin belli bir noktaya gelmesini sağladı. İlçe sakinlerine nefes aldıracak olan projede önemli bir ilerleme sağlandı. Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, bölgede bulunan Gökgöl kullanılarak ilçeye kazandırılacak millet bahçesi projesi hakkında konuştu. İlçe merkezimizde Gölköy Mahallesi'nde daha önce Gökgöl olarak bildiğimiz ve bu ilçemize yıllarca hizmet eden bir tabiat parkımız vardı, gölümüz vardı. Burayı biz son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla her ilçede bir millet bahçesi sloganıyla zaten yapılmaya devam ediyor. Biz buraya güzel bir proje yaptık ve ihalesini yaptık. Başkan Uludağ, yapım aşaması devam eden projenin %40'ının tamamlandığını belirterek Eylül ayına kadar bitirilmesinin planlandığını söyledi. Şu anda yapım aşaması devam ediyor. Yaklaşık %40 bantındayız. İnşallah önümüzdeki 2022'nin fındık sezonu Eylül gibi Gölköy halkının, vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Bu şartlarda, bu imkanlarla ve bu hızla gittiği takdirde 8. 9. ayı bitirip önümüzdeki yıllar İşte ilçe merkezinde kamusal da görev yapan arkadaşlarımızın, esnaflarımızın veya vatandaşlarımızın, gençlerimizin rahat hareket edeceği, sosyal bir proje, sosyal bir imkan olacağı bir millet bahçesi ve sosyal tesis olarak yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bitirerek Gölköy ve komşu ilçelerden gelen vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Ordu Barosu bu kez meslektaşları ve erkek terörüne kurban giden avukat Didara Yıldız için bir araya geldi. Baro tarafından adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Tuzla'da eski nişanlısının silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitiren avukat Didara Yıldız için Ordu Barosu bir araya geldi. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Yıldız için Ordu Adliyesi önünde toplanan Yıldız'ın meslektaşları yaşadıkları derin üzüntüyü aktardı. Meslektaşlar adına konuşma yapan Ordu Baro Başkanı Sibel Torun, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin ne kadar rahat işlenir hale geldiğini belirterek İstanbul Sözleşmesi'nin gerekliliğinden bahsetti. Meslektaşımız avukat Dilara Yıldız'ın kadın cinayeti sonucu öldürülmesinin derin üzüntüsü ve öfkesi içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve hukuk camiamıza başsağlığı diliyoruz. Meslektaşımız avukat Dilara Yıldız, kamuya açık bir alanda polislerin olay yerine intikal etmesine rağmen eski nişanlısı tarafından katledilmesi, ülkemizde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin ne kadar rahat işlenir hale geldiğinin göstermesi açısından dehşet vericidir. Biz hukukçular ısrarla kadınların yaşam hakkına yönelik sistematik hal alan kadın cinayetlerinin önlenmesi için yasaların eksiksiz uygulanmasını, önleyici, koruyucu tedbirlerin alınmasını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların bir an evvel hayata geçirilmesini defalarca talep ettik.
Efendim, Avrupa'da yaşayan Korganlılar yeni bir oluşuma gidiyor. Avrupa Korganlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kurulması için ilk toplantı gerçekleştirildi. Muhittin Beldağlı öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda Korganlı vatandaşlarımız katıldı. Önümüzdeki günlerde yeni bir toplantı yapılacak ve derneğin kurulması sağlanacak. Ve bu şekilde Avrupa'nın birçok ülkesinde bulunan Korganlılar birliktelik sağlayacak. Avrupa'da yaşayan Korganlılar yeni oluşuma gidiyor. Almanya'da Ham bölgesinde Avrupa'daki Korganlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği için ilk toplantıyı gerçekleştirdi. Muhittin Beldağlı öncülüğünde heyet bir araya geldi. Burcu, bütün Korganlılar Avrupa'daki fark etmiyor. Hollanda'sı olur, Fransa'sı olur gideceğiz. Orada hemşerilerimizle bir araya geleceğiz. Ahmet'i, Mehmet'i, Satısı fark etmiyor. Bacımız, kardeşimiz, herkes bir arada olacağız. Bütün hedefimiz bu. Kurucular listesinde Yakup Duman, Mustafa Es, Selim Ertim, Hasan Yazgan, Özgür Yıldırım, Özcan Kayman, Adil Sayan, Nuri Kaydı, Necmi Adlim, Ayşe Batırlık, Mutlu Akdere, Ali Osman Yazgan, Yahya Birtek, Ahmet Gül, Sadık Gül yer aldı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan toplantıda dernek kurulacak. Toplantıya Yurtdışı Ordular Derneği'nin eski başkanları Sefa Yüce ve Şevket Avcı da katılacak. Dernek Avrupa'daki tüm ülkelerde faaliyet gösterecek. Birçok ülkede yaşayan Korganlıları bir araya getirecek. Efendim, Hoynat Adası'ndaki değişimle devam ediyoruz. Ordu'nun saklı kalmış güzelliklerini gün yüzüne çıkaracak, turizmde iddialı bir duruma gelmesini sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler, geçmişte kamyonlarla çöplerin döküldüğü Hoynat Adası'nı bölgenin parlayan yıldızı haline getirdi. Başkan Güler'in göreve gelmesinin ardından Çaka Tüneli'ne kadar olan kısmı önemli bir yaşam alanına kavuşturulan Hoynat Adası'nda ikinci etap çalışmalarının da sonuna yaklaşıldı. Tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çeken Hoynat Adası'nda Çaka Tüneli çıkışından sonraki 300 metrelik alanı kapsayacak olan ikinci etap projesinin bir ay içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Yapım İşleri Dairesi Başkanı Demirhan Güzel, projede sona yaklaşıldığına dikkat çekerek, "Orası bir çöp alanıydı, şimdi turizm cenneti oldu," dedi. Yaptığımız projeler hem insanımıza, hem şehrimize, hem kültürümüze hitap etmekte. Birinci etapta bahsettiğiniz üzere Hoynat Adası, Sayın Bakanımızın talimatlarıyla geçen sene yapılmıştı. Orası bir çöp alanıydı. Çöp alanından şu anda bir turizm cazibesi haline getirildi. Burası da ikinci etapta aynı bunun devamı. Proje kapsamında yürüyüş yolumuz var. Küptaş ve bazalt taşlarımızla beraber ahşap korkuluğumuz var. Ben bu güzel projeyi bize kazandıran, talimatımı veren Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Ülmü Güler başta olmak üzere projede emeğe geçen ve yüklenici firmaya çok teşekkür ederim. Proje kapsamında kazı, dolgu, yağmur suyu, gider boruları gibi pek çok çalışmanın yapımı tamamlandı. 27 adet bank, 1 adet büfe, 2 adet seyir dürbünü, ağaç altı oturma alanlarının da yerleştirilmesinin ardından proje çalışmaları tamamlanacak. Festivaller başlıyor. Önümüzdeki hafta sonu Akkuş'ta Kar Festivali yapılacak. Ordu'nun ve bölgenin önemli turizm merkezlerinden 1650 rakımlı Argan Yaylası, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden kar festivallerine ev sahipliği yapacak. 16 Ocak Pazar günü Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Akkuş Belediyesi'nin birlikte organize edeceği kar festivalinde birbirinden renkli yarışmalar ve birçok etkinlikler yer alacak. Akkuş'un kar turizmi için sahile yakın konumda bulunması nedeniyle avantajlı bir konumda olduğunu ve özellikle hafta sonları çok sayıda ziyaretçi ağırladığını belirten Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, düzenlenecek olan kar festivalleriyle ziyaretçi sayısını arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Demirci, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda düzenlemiş olduğumuz ve çok sayıda kişinin katıldığı kar festivallerimize bir yıllık aranın ardından yeniden başlıyoruz. 16 Ocak Pazar günü Büyükşehir Belediye'mizle ortaklaşa düzenleyeceğimiz kar festivali için çok heyecanlıyız," dedi.
Hafta sonunu keyifle geçirmek isteyen herkesi şehir merkezine sadece 3 kilometre uzaklıkta yer alan Argan Yaylamıza bekliyoruz dedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı kültür ve sanat takvimi kapsamında sanatseverlere yine unutulmaz bir gece yaşattı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Ocak ayı etkinlikleri kapsamında muhteşem bir konseri müzikseverlerle buluşturdu. Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Yeni Yıl konserinde Şef Barış Engin'in yönetiminde Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası katılımcılara muhteşem bir müzik ziyafeti verdi. Yepyeni bir kimlikle oluşturulan orkestrayla sahne alan solistler değerli eserleri dinleyicilere seslendirdi. Solistlere eşlik eden müzikseverler konser boyunca doyasıya eğlendi. Program sonrası duygu ve düşüncelerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler, "Müthiş bir orkestra ve sanatçılara sahip olduğumuz için çok şanslıyız." diyerek sözlerini sürdürdü. Çok şanslıyız değil mi? Böyle müthiş bir orkestramız, sanatçılarımız var. Hep beraber bu akşam güzel bir akşam geçirdiğimizi düşünüyorum. Şölen oldu bizim için. Kocaman bir alkışla sanatçılarımız. Kocaman bir alkışlayalım. Evet, bundan sonra içinizdeki gizli yetenekleri de keşfetmek istiyorum. Böyle güzel hocamız olduktan sonra sizleri de yetiştireceğiz inşallah. Gayet güzeldi. Hem müzisyenler hem solistler gayet güzel şekilde eğlendirdiler bizleri. Belediye başkanımıza ve kültür sanata teşekkür ediyorum. Bu akşam bence harika bir geceydi ve Ordu'ya kazandırılmış gerçekten güzel bir oluşum bu. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bence çok güzel bir geceydi. Ordulular bu lezzeti hak ediyor. Güzel bir geceydi. Pandemi nedeniyle bu tür şeylerden uzak kaldık epey bir süre ama bu tür konserler şimdi herkesin gönlünü coşturuyor. Çok güzeldi. Günün fotoğrafıyla sizlere veda edeceğiz. Çatalpınar ilçesinden Mustafa Şenel'e ait güzel bir kareyle veda edeceğiz. O doğasıyla, muhteşem yeşil ve sarının birçok rengiyle harika bir fotoğrafı ekranlara taşımak suretiyle bu akşam da sizlere veda etmiş olacağız. Çatalpınar ilçemizden, muhteşem doğasından güzel bir kare. Bülteni tamamlıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.